Üzerine düşen ışığı gökkuşağına çeviren camın bir sanata dönüşmesi ne kadar doğalsa, insan elinde büyüyen bu sanatın görsel ihtişamı ve çeşitliliği de o denli sıra dışı. Cam sanatıyla yolculuğu 1985 yılında bir fabrikada başlayan Saliha Işıl Yaltınaklı, 7 yıl boyunca geleneksel Türk cam sanatı süslemeleri üzerine çalıştı. Ardından kendi şirketini kuran sanatçı, zaman içinde gösterdiği gelişim ve Osmanlı cam sanatından gelen etkiyle çok farklı işlere imza attı. Bugün 30 yılı aşan bir cam geçmişiyle ev eşyasından mimari alana, sanatsal panolardan kişiye özel tasarımlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalarına devam ediyor. Cam çok büyülü bir malzeme. Camla çalıştığınız zaman kafanızdaki bütün sorunları, bütün güncel hayatta yaşadığınız her şeyden kopup tamamıyla kendinizi işinize veriyorsunuz. Bir yerde benim yaptığım iş hem terapi hem işim hem özel hayatım yani çok böyle iç içe girdi birbiriyle. Çocuklarım her zaman hep demişlerdir bana, senin hep üçüncü çocuğun oldu işin diye, ama inanılmaz keyifli ve heyecan verici bir iş. Ben hep şöyle düşünmüşümdür kendi adıma, bu iş bana Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftu gerçekten. Sürekli kendimi acaba daha nasıl yenilerim, ne yapabilirim düşüncesiyle çalışmalarımı hep o doğrultuda devam ettirmeye çalışıyorum. Her gün atölyeye girdiğim zaman ya da fırının kapağını açtığım zaman aynı heyecanı, acaba bu sefer daha farklı ne olabilecek düşüncesiyle o heyecanı taşımak beni de her zaman böyle çok zinde ve dinç tutuyor. Saliha Işıl Yaltıraklı'nın en bilinen koleksiyonlarından biri tılsımlı camlar. Sanatçı bu koleksiyon için tam 10 yıl boyunca 120 kiloluk cam bloklar üzerinde büyük bir titizlikle çalıştı. Çok ses getiren tılsımlı camlar sergisi, Osmanlı padişahlarının kaftan ve gömleklerinin birebir ebatta cam üzerine resmedildiği 23 parça eserden oluşuyor. Tılsımlı camlar çok özel bir projeydi. Yeni yapılmış bir şey gibi dursa da hepsinin bir evveliyatı ve geçmişi var. Onunla ilgili bir altyapım çalışması en az 3-4 yıl sürüyor. Dolayısıyla tılsımlı camlardaki kaftan çalışmalarımızın dokuları hep eskitilmiş kadife ve atlas kumaşları düşünülerek yapılmış bir çalışmaydı. Ve bunu normalde şu anda kullanılan malzemelerle yapma şansımız yoktu. Ben bunu bazen yanlışlıklar yaparak malzemeleri bozduğum ve kırdığım zaman ya da çürüttüğüm zaman elde ettiğim dokulardan esinlenerek bu zamana kadar getirebildim. Orada yapmış olduğum o çalışmalar bana tılsımlı camlardaki o dokuyu yakalamama sebep oldu. Dokuyu yakalayınca da neden böyle bir şey yapmıyorum diye düşündüm. Sanatçının Osmanlı camları ile tanışması, ilk çalıştığı fabrikada kendisinden değişiklikler yapması istenince gerçekleşti. Bu talebin ardından 2 yıl boyunca bir antikacıda çalışan Yaltıraklı, bu sayede tarihi camların orijinalleriyle tanışma fırsatı buldu. Böylece kendi deyimiyle Osmanlı camlarının derinlerine inebildi. Tabii sadece yaptığımız çalışmalar Osmanlı sanatları ve Osmanlı camlarından ya da eserlerinden müteşekkil değil. Bizi yönlendiren işte yapmış olduğumuz çalışmaları görüp kendileri farklı bir şeyler yapmak isteyen müşterilerimiz ya da sanatseverlerin de isteği doğrultusunda çok modern çalışmalarımız da var. Soyut çalışmalar da yapıyoruz. Doğadan çalışmalarımız çok oluyor. Doğadan esinlenerek yaptığımız çiçek, bitkisel motif çalışmalarımız var. Bunları da istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Biraz modernleştirerek, biraz özüne bağlı kalarak değişik çalışmalar yapıyoruz. 3 yıl sonra açmayı hedeflediği geçmişten günümüze cam sanatını anlatan sergisi için çalışmalarına devam eden Saliha Işıl Yaltıraklı, cam sanatıyla ilgili daha yapılacak çok fazla şey olduğunu düşünüyor.